Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde para piyasalarındaki sıkıntıyı analiz etti. Faiz arttırımı, dövizin yükselmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesini değerlendiren Baş, mevcut şartlarda krizin devam edeceğini, tek çarenin senyorajın devreye konulması olduğunu ifade etti. Türk ekonomisinin ülkedeki her olaydan hatta dış ülkelerde meydana gelen gelişmelerden etkilenen kırılgan yapısı hepimizce malumdur. Başka ülkelerde piyasa dengelerini değiştirmeyecek hadiseler burada Türk lirasının değerini alt üst etmektedir. 17 Aralık operasyonu sonrasında ülkemizde 4 bakan istifa etti. Bu tarihten beri doların ve euronun yükselişine engel olunamamaktadır. Çareyi faizleri artırmakta bulan Merkez Bankası'nın müdahalesi de bu artışın önüne geçmeye yetmemiştir. Türk ekonomisi ciddi bir deprem geçirmektedir. Bunun ana nedeni cebimizde taşıdığımız Türk lirasının değerini belirleme yetkimizin olmamasıdır. Cebimizdeki para Merkez Bankası kasasında saklanan doların veya euronun karşılığıdır. Globalleşmenin bir kuralı da az gelişmiş veya gelişmekte olan devletlerin merkez bankalarına para basma yasağı getirilmesidir. Piyasalardaki emisyon açığının hard currency denilen kredilerle kapatılması devletlerin gelirinin krediyi veren ülkeye transferi demektir. Bu yasak Türkiye içinde geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para basma yetkisi yoktur. Üzerinde TL yazan banknotlar aslında Merkez Bankası'ndaki dövizin karşılığıdır. Bize ait Türk insanının emeğinin ve üretiminin karşılığı bir TL kalmamıştır. Gayri safi milli hasılının karşılığında paranın basılarak piyasalara sürülmesi yerine başka ülkelerden sendikasyon kredileri alınması yöntemi değişmedikçe yaşanan depremin durması da söz konusu olmayacaktır. Üstelik sendikasyon kredileri için her yıl yüklü miktarda faiz de ödemekteyiz. Hal böyle olunca dolara ve euroya yani kasada saklanan paraya Türk lirası karşılığında değer biçmek de bize değil, paranın sahiplerine kalmaktadır. Üstelik değer biçme siyasi tavize dönüşmüş, menfaatlerin bağdaşmadığı her hadise Türk lirasının değer kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz şartlarında yıllık gayri safi milli hasılanın 1,5 trilyon TL olduğunu kabul edersek bunun 700 milyar TL mukabili emisyonu genişletir. Senyoraj hakkını kullanırsak piyasaya bu nispette para girmiş olacaktır. Bunun yanı sıra her sene ülkemizdeki madenlerin 1 trilyon TL'lik kısmını paraya çevirmemizde milli ekonomi modelimizde yer alan sosyal devlet projelerimizi hayata geçirmeye yetecektir ayakları üzerinde duran bir ekonomi ülke içindeki ve dışındaki hadiselere göre değişmeyen bir piyasa dengesi istiyorsak gayri safi milli hasılaya ve yeraltı kaynaklarımıza karşılık senyorajı devreye koymak zorundayız. Profesör Doktor Haydar Baş